Var mı hocam anlatmak istediğin? Var hocam inşallah. Kim Kardashian'la ilgili bir haber. Nedir? Kız Kim Kardashian'la evlenmesi üzerine açıklama yaparken sevgi, tutku, derinlik, akıl, fikir olmadığı sürece karşıdaki kişiden insana daral geleceğini, sevgisiz, dengesiz, küt, akılsız insanlarla birlikte olmanın kişinin ruhunu karartacağını, sinirlerini bozacağını söylemiştiniz. Bu nedenle Kim Kardashian'a sevgiyi bilmeyen insanlarla birlikte olmak yerine Kur'an ruhunu yaşamasını, sevgiyi, tutkuyu, candanlığı en iyi bilen, en akıllı insanlarla birlikte olması gerektiğini hatırlatmıştınız. Nitekim bugün haberlerde 10 milyon dolar harcama yaparak büyük bir düğünle evlendiği ve sadece 72 gün evli kaldığı basketbol oyuncusundan boşanma kararı aldığı yayınlandı hocam. Yani gözün aydın demek istiyorsun. Ben o anlamda anlıyorum. Bak severim ben senin o tatlı güzel canını. Ama kadına çok zeki kız bayağı hoş. Çok kaliteli bir kız. Etrafındaki insanlar hakikaten insaniyetsizler. Çocuğu çok eziyorlar, ben onu hissediyorum. Yani. Biraz izliyorum ben onu. Aradığı böyle sevecen, candan ortamı hiç bulamıyor. Adamların kafası bir karış havada. Yani onu böyle bir meta gibi görüyorlar. Yani kullanılacak bir eşya gibi görüyorlar. Halbuki o benim gördüğüm samimi şefkati, sevgiyi arıyor. Derinliği ve tutkuyu arıyor. Çok zeki bakışları falan, o hissediliyor onun. Ama karşısında adamlık dini içerisinde samimiyetsiz, yapmacık insanlar görüyor. Hakikaten adamın yüzündeki ifade garip. Yani çevresindekileri de öyle. Yani kimi uyuşturucu müptelası, kimi mafya mensubu, kimi sapık, böyle garip insanlar. Çok ürkütücü bir ortam ve çok yapmacık insanlar. O Anadolu kızlarına benziyor biraz. Yani Anadolu alakam. Zaten Ermeni asıl biliyorsun. Anadolu terbiyesiyle yetişmiş. Kardeşler zaten kardeş kelimesinden geliyor anladığım kadarıyla. Yani bir Anadolu kökenleri var gibi görünüyor. Mazlum bir insan. Bayağı etkileyici hakikaten. Kadın olarak hoş bir kadın. Yani nadir güzellikte kadınlardan bir tanesi. Ama o çevre onu anlamaz. Yani onun ne derinliğini, ne tutkusunu, ne güzelliğini, ne heyecanını, ne içindeki o hoş insani güzellikleri kavrayacak konumda değiller. Yani onlar işin süksesindeler. İşte onun adıyla hava yapsınlar, böyle etrafta sükse yapsınlar, imkanlarını kullansınlar. Muhtemelen o çocuğun şimdi parasını da alır herif. Yani boşanmak için tazminat falan da isteyecektir. Yani genellikle o ezilmeye karşı, o baskıya karşı kendini korumaya çalışan bir çırpınış içerisinde gördüğüm kadarıyla. Keşke Türkiye'ye gelse de konuşsak o sevimli, o tatlı köfteyle de. Yani iyi insanların da olduğunu, onu seven insanların da olduğunu, onu insan olarak çok güzel değerlendirecek insanların olduğunu kendi gözleriyle görse, içi rahatlar, kalbi ferahlar. Çocuk içindeki sıkıntıdan cildi bozuldu artık. Yani cildinde yaralar çıktı, hastalık oluştu. Yani o direkt strese bağlıdır o. Bütün bacaklarını falan kaplamış, şu geçenlerde öyle bir gazetede haber vardı. Baktım tıbben, sebebi o. Strese bağlı. Ya müthiş gerilim ortamı var. Ya güler yüzlü falan ama sezdirmiyor, ama çok zor o insandaki, o etrafındaki insanlara dayanmak. Yani onlara tahammül etmek çok güç. Çünkü ne üdüğü belirsiz, ne düşündüğünü bilmediğin bir insanla arkadaş olmak, görüşmek çok güçtür. Yani mesela yüzünde normal insan ifadesi var ama psikopat. Mesela gayet makul görünürken deli gibi saldırganlaşabiliyor adam birdenbire, vahşi. Hocam Kim Kardashian Ermenistan-Türkiye dostluğunu savunuyormuş bir yandan. Bak canıma bak. Maşallah. Dünya tatlısı, maşallah. 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 Allah ömrünü uzun etsin, ona hidayet versin, güzellik, sağlık, maşallah, sıhhat versin inşallah. Benim güzel bebeğimle de arkadaş etsin inşallah. İnşallah. Beraber ikisi birlikte İstanbul'da gezerler. İster mi öyle bir şey? Do you want that? Maşallah, çok güzel oldu, elhamdülillah.